veteriner, hekim, tekniker. Kaç kişi çalışıyor? Üçlerimizin üyesinde ameliyat falan olur. Tamamen kontrol altına almaya çalışıyor. Acil müdahale. Gel gel gel. Bir tanesini her türlü. Gel gel gel. Gel gel gel. Her şanslı olanları. Tabii şanslı. Şimdi biz evimizde, iş yerimizde ya da sokağımızda yanı başımızda görmeye alışık olduğumuz dilsiz canlılarımızla gün geçtikçe yanlış yöntemlerle maalesef artık tehlike arz eden canlılar da dolmaya başladı. İzmir'de de yerel yönetimler olarak artık bu eksikliği tamamlamak adına bizler de belediye başkan adayları olarak iyi rol model olan belediyelerimizden de esinlenerek bugün sizin de görmüş olduğunuz gibi Balıkesir Büyükşehir Belediyesi burada hem kısırlaştırmasını yaptığı, hem aşılamasını yaptığı, hem de aynı zamanda burada beslenmeleriyle ilgili, operasyonlarla ilgili araçlarıyla bizlerle beraber. Biz burada aslında yeniden bir şeyleri keşfetmeyeceğiz. Çok iyi modeller olan belediyelerimizin olduğu yerler var ve onları burada İzmir'de en iyi şekilde vatandaşımızla beraber buluşturmaya çalışacağız. Burada can dostlarımız için tam zamanı dedik ve neler yapacağımızı, burada yapacağımız hayvan parklarından tutun, işte can dostu hastanemiz, can dostu hastanemizde online izlenebilir rehabilitasyon merkezleri, veteriner kliniklerimizin hayvansever çalışmalarının alınması, mesailer dışında tatillerde hizmet verecek olan acil müdahale ve araç ekiplerinin, ki bunu biliyorsunuz Haydi ekibiyle de İçişleri Bakanlığımıza da yaptığımız Hay Ambulanslar, kısırlaştırmadaki randevu sistemleri, 24 saat bakım evleri, kamera sistemiyle izlenebilir olması ve mevcut tıbbi ekipmanların bakımlarını üstlenecek bu Can Dostum Hastanesi içerisinde olanlar. Can Dostum Oteli dediğimiz herkesin işte hayvanlarını bırakmak üzere orada rehabilitasyon merkezinde kullanmak için uygun fiyatlı, yani belediyenin bünyesinde olan sosyal tesislerimiz gibi her bütçeden insanın bırakabileceği yerler ve afet sonrasında insan odaklı şiddete maruz kalmış, terk edilmiş ya da ekonomik durumu kısıtlı olan hayvanseverlerin kullanabileceği pet oteller inşa edeceğiz inşallah. Mobil kliniklerimiz sizlerin de görmüş olduğu üzere kısırlaştırma projesine 7/24 acil müdahalenin yapılacağı, sürekli saha içerisinde konakta göreceğimiz mobil kliniğimiz var. Mama üretim tesisleri kuracağız inşallah. Burada hem atıkları tekrardan faydalanarak onu proteinle birleştirip can dostlarımıza, sokakta yaşayan can dostlarımıza, aynı zamanda da koruma altına alacağımız can dostlarımıza, bunun dışında da sahiplenmek isteyen can dostlarımıza da maddi ve mama desteği yapacağız. Can dostum parkları yapacağız. Hayvanseverlerimizin ve gönüllülerimizin de sosyalleşmesi için orada etkinlik alanları, çocuklarını hayvanlarla beraber yapacakları oradaki destekleri bizler için çok kıymetli. Tabii bu parkların içerisinde kum havuzlarından tutun hayvan parkurlarına kadar bir sürü alan aslında yaratılacak. Hayvan can dostlarımızın bir mezarlığı yok. Onlar için de konak sınırları içerisinde kaydı ve çipi olan vefat eden can dostlarımız için de defin alanları yaratacağız. Bunlar hem kısırlaştırılması, aşılanması, kaydı konak belediyesi tarafından yapılmış olan sahipsizler adına can dostlarımızın da aynı alanlara gömülmesi bizlerin aslında bir insan olarak, bir yerel yönetici olarak, burada yaşayanlar olarak en büyük görevlerimizden bir tanesi. O yüzden bizlere emanet olan bu canlara da kendi bünyemize en iyi şekilde bakacağımıza, uzun vadeli hizmet vereceğimize söz veriyoruz. Orada onlara geniş alanlı bir yaşam alanı oluşturacağız inşallah. Orada hem kameralarla izleyebilecekler, hem de STK'larımız istedikleri gibi orada hem beslemesini yapabilecekler, zaman geçirecekleri, aynı parklarımız gibi sosyalleşilebileceği, çocuklarını götürüp etkinlik yapabilecekleri bir alan haline gelecek. Ama öyle. Can dostum.